De kışlık patatesle ilgili sökümler başladı. Tüccar ilk anda gelip alım yapsa da daha sonra şu anda tüccar da gelmeyince patates üreticisi ürünü depolamaya başladı. Gübresi, tohumu, ilacı, suyu, mazotu hepsi pahalı şekilde üretim yaptılar. Şu anda ne yazık ki 70-80 kuruşa patatesini veremiyorlar. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en pahalı ürünlerinden biriydi patates. İthal edilmek zorunda kalmıştı. Çiftçi şimdi çareyi depolamakta buldu. Bu konuda sizlere bir destek, teşvik veriliyor mu patatesin değer bulması adına? Hiçbir destek göremedik, teşvik göremedik. Yaktığımız elektrikleri ödemiyoruz Sayın Vekilim şu anda. Yani bu patatesten para kazansanız daha yerinize geçmiyor. Hiç geçmiyor ki ancak elektrikler, yaktığımız elektriklerin borcunu ödemiyor kaldırdığımız patates şu anda. Şimdi burası Sayın Başkan patatesin üretim merkezi biliniyor. Gölcük, evet, doğru Misli, Ovası, Konaklı, Orhanlı, Edikli bu bölgelerde yoğun patates ekimi yapılıyor. Evet. Keza evet. Alay'da, Bağlama'da ve Türkiye'de birçok yerinde patates üretiminde Niğde birinci sırada. Patates değer bulmaz ise böyle depoya konup değer bulması bekleniyor. Değer bulursa da bu depoları stokçu deposu diye devlet basıp çiftçiye daha çok mağduriyet yaşatıyor. Aynen. Üretirken pahalıya üretiyor, ucuza da satamıyor, mecbur depoluyor. Sayın Vekilim, giden yıl 3 liraya, 3,5 liraya satıldı, tanzim çadırı vuruldu seçim olduğundan dolayı. Şimdi de patatesin maliyeti 1200-1300 lira, 6,5, 70, 65 liraya, 70 liraya alıcı bulamıyor vatandaş. Alıcı. Yani çiftçinin durumu çok perişan.